Bu aşamada yaka lastiğini yapacağız. Yaka lastiğini yapmak için önce yaka çevresinden ilmek almamız gerekiyor. Peki bu ilmekleri nasıl alacağız? Arkadan yani enseden her ilmekten bir ilmek alacağız. Burada 42 tane ilmeğimiz vardı. 42 ilmek çıkaracağız. Şu önden de aynı şekilde. Burada tam hatırlamıyorum. 20 ya da 22 ilmek vardı sanırım. Buradan da şu ön ortasından da her ilmekten bir ilmek çıkaracağız. Şu iki yanda ise 3 sıradan 2 ilmek çıkaracağız. Yani 2 ilmek çıkaracağız, bir sıra atlayacağız. Şimdi ben yakayı örerken şöyle 50 santimlik bir misina kullanacağım. Eğer böyle kısa şiş ve kısa misina kullanacağım. Eğer öyle böyle bir şişiniz, misinanız yoksa 80 santim misina ile magic loop yöntemi kullanarak yakayı yapabilirsiniz. Ayrıca çorap şişiyle de çok rahat yakayı yapabilirsiniz. Şimdi ben ilmek çıkarmaya şuradan yaka ortasından başlayacağım. İsterseniz şu kenardan da başlayabilirsiniz. Tam şu ortadaki sütunun ortasından ilmek almaya başlayacağım. Bakın hiç atlamadan her ilmekten bir ilmek çıkarıyorum. Her bir ilmekten bir ilmek çıkarıyorum. Omuz dikişine kadar bu şekilde devam edelim. Omuz dikişine geldim. Şimdi yan taraftan ilmek çıkaracağım. Bakın şu benim kenar ilmeğim. Şunlar hep kenar ilmeği. Bu kenar ilmeği ile ikinci ilmek arasındaki aradan ilmekleri alacağım. 1, 2, 3. sırayı atlıyorum. Şunu atlıyorum. 1, 2, 3. sırayı atlıyorum. Yaka, ön yakaya kadar, yakanın ön tarafına kadar bu şekilde devam edelim. Yan tarafın ilmeklerini de çıkardım. Şu arkanın yarısından 20 ilmek topladım. Şu kenardan 27 ilmek oldu. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu diğer tarafta da ilmek sayısının, yani şu diğer kenarda da ilmek sayısının aynı olması ve final ilmeklerinin çift sayı olması. Çünkü bir düz bir ters lastik yapacağız. Bakın önden de hiç atlamadan her ilmekten bir ilmek çıkarıyorum. Evet, bu şekilde kalan ilmekleri de toplayalım. Evet, ilmekleri aldım. Önden 22 aldım. Gene şu yan taraftan 27 tane aldım. Arkanın yarısından yine 20 ilmek çıkardım. Şuraya bir işaret koyuyoruz. Bir ters, bir düz lastik örüyoruz. Evet, lastik belli bir uzunluğa gelinceye kadar bir düz bir ters devam edeceğiz. Daha sonra yakayı kıvırma yerine geldiğimizde orada bir işlem yapacağız ve devam edeceğiz. Toplam 10 sıra lastik ördüm. Siz bunu daha kısa ya da daha uzun yapabilirsiniz. Ben çift yaka çalışacağım. Siz tek yaka yapabilirsiniz. Tek kat yaka yapabilirsiniz. Dilerseniz daha da uzatıp yarım balıkçıl yaka yapabilirsiniz. Şimdi yakanın mükemmel bir şekilde katlanması için güzel bir püf noktası uygulayacağız. Ben bunu bir Petit Knit'in bir tasarımından, tarifinden öğrendim.
Gerçekten çok çok güzel bir yöntem. Şimdi düzleri örüyoruz. İpi öne alıp ters ilmeği örmeden alıyoruz. Düzler düz, ip önde, ters ilmekleri örmeden al. Bu şekilde toplam 3 sıra öreceğiz. Bu işareti onun için koydum. Bakın birinci sırayı ördüm. Bunu bu şekilde tamamlayacağım. Bir düz, tersleri örmeden al. İkinci sırayı aynı şekilde öreceğim. Üçüncü sırayı aynı şekilde öreceğim. Daha sonra normal lastiğe başlayacağız. Şu işaretten itibaren 10 sıra lastik olunca yakayı kıvırıp şuraya monte edeceğiz. Böylece yaka bitmiş olacak. Sadece düzleri örerek, tersleri örmeyerek 3 sıra tamamladım. Bakın burada çok güzel bir iz oluştu. Buradan katlayacağız ve yaka mükemmel görünecek. Şimdi normal ters düzle devam ediyoruz. Altı sırada bu şekilde normal lastik öreceğiz. Şu izden önce şuraya işaret koymuştuk. 10 sıra örmüştük lastik. Bu işaretten sonra da 10 sıra olacak. Yani boşalmaya başladığımız yerden itibaren 10 sıra lastik olacak. İkinci yarının da sıra sayısı tamam. Şimdi ilmekleri kesip yakanın kenarına, iç tarafa monte edeceğiz. Bunu yaparken şu önden düz görünen ilmekleri onun şu düz ilmeğimiz, bakın şu düz ilmeğimiz, bu arka sırada ters ilmek. Şu arkadaki ters ilmeğin şu ilk sırasını bu düz ilmekle beraber örerek keseceğiz. Buraya monte edeceğiz. Yine bu taraftan ikinci ilmeği ise yine düz örerek normal kesme yapacağız. Yani bunu arkaya monte etmiyoruz. Sadece düz ilmekleri arka tarafa monte ediyoruz. Ters ilmekleri serbest olarak kesiyoruz. Şimdi bunları mevcut şişle de yapabilirsiniz. Üçüncü bir şiş kullanarak da yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Bakın şimdi bu düz ilmeğin arkadaki arka yüzü burası. Şu ipten de anlayabiliriz. Şu ters ilmeği sağ şişi, sol şişin üzerine alıyoruz ve ikisini beraber örüyoruz. Daha sonra şu ters ilmeği yine düz örüyoruz ve bunun içinden geçiriyoruz. Şimdi tekrar sıra düz ilmekte. Bunun arkadaki karşılığını buluyoruz. Artık bulmamız çok kolay. Hemen şu düzün yanındaki ters ilmeği şişe alacağız.
Ve yine ikisini beraber örüp kesme işlemini yaptım. Yine ters ilmeği örüp diğerinin içinden geçiriyoruz. Şimdi yine arkadaki ters ilmeği şişe alıyoruz. Ve yine beraber örüp kesme işlemini yapıyoruz. Sıkı kesmeyin. Gevşek bir biçimde keselim ki yaka toplamasın. Bu şekilde sıra sonuna kadar bütün ilmekler bitinceye kadar devam ediyoruz. İlmeklerin tümünü kestim ve kapattım. Bakın oldukça güzel esnek bir yaka oldu. Şimdi şuradaki ipin nasıl bağlanacağını göstereceğim. Şu bitiş ilmeğimiz. Şu ilk kesme yaptığımız ilmeğin altından giriyoruz. Daha sonra son kesme yaptığımız ilmeğin içine batarak buradaki ilmeği de bağlıyoruz. Şimdi sıra kollarda. Evet, gördüğünüz gibi yaka bitti. Gayet güzel, esnek bir yaka oldu. Bu aşamada kolu öreceğiz. Ben birinci kolu ördüm. Birinci kol. Şimdi 3 tane burgu koydum. Geri kalan ilmekleri yine 6 düz 2 ters şeklinde yaptım. Şimdi eksiltmeleri kol ortasında yaptım. Ben toplam 6 kez eksiltme yaptım. Siz daha dar bir kol isterseniz eksiltmeleri daha sık yapabilirsiniz. Birinci eksiltmeyi İlk burguyla beraber yaptım. Diğer eksiltmeleri her ikinci burguyla beraber yaptım. Yani iki burgu arayla yaptım. Toplam 6 tane 6 kesme yaptım. Kesmelerin sonucunda ortada 8 tane ilmek kaldı. Dediğim gibi istiyorsanız daha dar çalışabilirsiniz. Ben yine kol ağzını da geniş çalıştım. Yine şu manşetten önce eksiltme yaparak isterseniz daha dar bir manşet çalışabilirsiniz. Şimdi burada diğer söylemek istediğim, şimdi kol ortası tam şu, daha doğrusu şu omuz dikişi bu teknikte kol ortasında olmuyor. Şöyle düz bir zemine kazağı koyalım. Şu kol evini üst üste koyalım ve katlama yerine bir ayraç, bir işaret, çıkarılabilir bir işaret takalım. Toplam 96 tane ilmek toplayacağız. Bunun 48 tanesini bu taraftan, 48 tanesini bu taraftan toplayacağız. Yine ben 40 santimlik misina ve kısa şiş kullanacağım. 80 santim misine normal şişle de yapabilirsiniz. Çorap şişiyle de yapabilirsiniz. Eğer hangisini istiyorsanız o şekilde yapın. İsterseniz dikişli yapabilirsiniz kolu. Ama kolu dikişli yapacaksanız artı 2 tane fazla ilmek atmanız gerekiyor. Çünkü o ilmekler dikişe girecek. İlmekleri ön yüzden kol ortasından başlayarak çıkaracağız. 4 sıradan 3 ilmek çıkaracağız. Yani 3 ilmek çıkarıp 4. sırayı atlayacağız. Toplam 94 tane ilmek çıkarmamız gerekiyor. Bu 96 ilmeğin 47 tanesi kol evinin bir tarafında, 47 tanesi diğer tarafında olacak. Şöyle bir kağıt üzerinde de bakalım. 94 ilmek çıkaracağız.
Dediğim gibi toplam 6 kez eksiltme yapacağız. Böylece 12 ilmek eksilmiş olacak. İlmek sayımız 82'ye düşecek. Kol boyunu ben lastiğe kadar, kol altından lastiğe kadar kol boyunu 40 santim çalıştım. 6 santim de lastik çalıştım. Kol boyu 46 santim oldu. Bu biraz standarttan daha uzun. Siz 1 santim daha eksik çalışabilirsiniz. 45 hatta 44 santim yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Koltuk altında 6 tane ilmeğimiz vardı. Bu kol altının tam ortasından ilmekleri çıkartmaya başlıyoruz. 1 2 3 Daha sonra yan tarafa geçiyoruz. 1 2 3 4. sırayı atlıyorum. 1 2 3 İşaret koyduğumuz yere kadar 47 tane ilmek çıkarıyoruz. Ondan sonra da kol altına kadar tekrar 47 ilmek çıkarıp 94 ilmeğe tamamlıyoruz. 94 ilmeği çıkardım. Şu anda kol altının ortasındayım. Buraya bir işaret takıyorum. Bu benim tur başım, tur sonum. Şimdi önce 2 düz örüyoruz. Burası kol altı. 1, 2. 2 düzden sonra 2 ters. 6 düz. 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar 2 ters. 6 düz. İşarete 2 ilmek kalıncaya kadar 6 düz, 2 ters şeklinde çalışıyoruz. Kol altındaki son 2 ilmeğe geldik. Bu 2 ilmeği de düz örüyoruz. 1 2 Tam kol altında 4 tane düz ilmeğimiz kalıyor. Geri kalan ilmeklerimiz 2 ters, 6 düz şeklinde. Şimdi toplam 7 tur aynı şekilde örüyoruz. 8. turda şurada 8. turda burguyu yapacağız ve şurada ilk eksiltmemizi yapacağız. 7 tur ördüm. Şimdi 8. sıradayım. Bu turda hem burgu yapacağız hem de ilk eksiltmeye yapacağız. Ayraçtan sonra bir düz. Birinci eksiltmemiz sola yatık olacak. Evet, bir ilmek eksilttik. Şimdi ilk burgu hangisi olacak? Bakın şu kol ortası. 1, 2, 3. 3 sütun öreceğiz. 4. sütunda ilk burguyu yapacağız. 1 sütun, 1 burgu, 1 sütun ve yine bu tarafta 1, 2, evet, 3 sütun ve kol ortası. Şimdi 3 sütun örelim. 4. sütunda burgumuzu yapalım. 1, 2, 3. 3 sütun ördüm. Şimdi ilk burguyu yapıyorum.
Evet, ilk burguyu yaptık. İki tane daha yapacağız. Birer sütun aralıkla bir tane şuraya, bir tane de şuraya yapalım. Daha sonra kol altına 3 ilmek kalana kadar bu şekilde işe devam edelim. 3 burgudan sonra yine 6 düz 2 ters şeklinde devam edelim. Kol altına geldim arkadaşlar. Ayrıca 3 tane ilmeğim var. İkinci eksiltmeye yapacağım. Bu kez sağ eksiltme yapıyoruz. 2 ilmeği beraber örüyoruz. Evet, birinci eksiltme turunu tamamladık. Bu turda 2 ilmek eksiltmiş olduk ve ilk burgularımızı yaptık. Şuraya 3 tane 1 2 kol ortasına 3 tane burgu koyduk. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Birinci eksiltmeyi 8. sırada birinci burguyla beraber yaptık. Daha sonra ise her 16. sırada burgu yapacağız. Yani birinci burguyu yapacağız. İkinci burguyu yaparken onunla beraber eksiltme yapacağız. Daha önce söylediğim gibi toplam 6 kez eksiltme yapıyoruz. Yani 12 ilmek eksiltmiş oluyoruz. Kol altından itibaren, yani şuradan ilmek aldığımız yerden itibaren. Evet, şurada. Şurası kol altı. Kol altından itibaren uzunluk 40 santim olunca kolun gövdesini bitireceğiz ve lastiğine geçeceğiz. 6 santim ile lastik örüp 46 santim ile kolu tamamlayacağız. İkinci kolu da bitirdim arkadaşlar. Daha sonra kasa ıslattım. Bir gece suyun içinde beklettim. İyice şişmesi için sarma ipti. Daha sonra bloklama yaparak kazağı tamamladım ve düz bir zeminde kurutarak kullanıma hazır hale getirdim. Bu videoda benimle olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.